Şimdi Beşiktaş Gençler Birliği maçına geçiyoruz. Beşiktaş ilk hafta çok olumlu konuştuk. Evet, çok yanılttı bizi. Ondan sonra Avrupa kupalarında iki tane beklemedik sonuç. Ondan sonra ligde Antalya'yla iyi oynayıp son dakika beraber kaldı dedik. Yani orada da yine çok olumsuz değildik. Ama hep eksiklerini söyledik. Sen de söyledin, ben de söyledim. Ama son iki maç herhalde, üç maç Beşiktaş'ta bir haller var. Taktik yok. Ya, strateji yok. Hiçbir şey yok. Taktikten çok illa ki hoca bir şeyler söylüyordur bunlara. Yani şimdi bu takım aynı bu takım geçen sene ligi 3. bitirdi herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Başakşehir, Sivas peşine onlar şey yaptı. Ama bu sene istenilen oyuncular alamadı. Hoca hasta oldu. Yok pandemiler, korona işte maça gelmedi, evde kalacak. Yani bir şanssız bir durumlar da yaşadılar. Onun üstüne de istenilen transferleri hiç yapamadılar. Evet. Elde ne varsa onlarla oynamaya çalışıyorlar. Ama şimdi o eldeki oyuncular, geçen sene bir misal veriyorum. Boyd denen bir oyuncu alınmıştı. Yani büyük umutlarla olan, göz ardı edilen, ikinci oyuncu olan, kullanılan oyuncu şu an senin şeyin gözüküyor. Yani kurtarıcı oyuncu gibi gözüküyor. Evet. Yani onun için o işleri zor yani. Ya savunma hattısını geçen hafta konuştuk. Çok kötü. Evet. Hala devam ediyor. Bu sefer Vida oynamadı. Montero vardı, Wellington vardı ama ben ya Wellington bu takımın defansı olamaz. Ya Wellington Montero ile ilgili fena değildi yani. Yine şeydi, Wellington'la ilgili hoca herhalde Alanya'dan bildiği için oradaki performansını herhalde düşünerek oynatıyor. Hani biz ilk haftada söyledik. Wellington benim için, bendiğim için 4-5 penaltı yapar, 3-4 kırmızı kart yer ilk dedim. Çünkü tek hamleli bir oyuncu. Yani yine hatalar yapıyorlar. Yani hatayı da geçtim de arkaya güzel bir yani şey bir görüntü vermiyor sana. Hani olan bugün gol yemez diye bir görüntüsü yok arkanın, defansın. Yani her an her şey olacakmış gibi atmışlar hani el bombasını arkaya. Her ne zaman patlayacak diye bekliyor yani orada. Şeyi beğendim orta sahada. Joseph De Souza'yı beğendim. İyiydi ilk maç olmasına rağmen. Hücumda yine eksikler vardı kanatlarda. Bu sefer Gökhan Töre'yi göremedik fazla. O da çıkmak zorunda kaldı. Aynen. Abubakar'a fazla top gelmedi. Ama gelince de etkili oldu yani. Onu gördük. Kalitesi ortada. Sergen Hoca'nın burada çaresizliği, işte bir iki tane oyuncu aldılar dedi. Benim istediğim. O da zaten Ensakala ile Wellington. Geri kalan aynen, herhalde Sergen Hoca'nın şeyleri değildi. İstekleri değildi ama sağ bek dedik. Sağ bek geldi. Aldılar yeni bir tane, evet. Bir tane de kanat oyuncusu aldılar. Gezal. Gezal onu da aldılar. Dün akşam herhalde bitti de. Ama bunlar ne kadar yeterli olacak? Bekleyip göreceğiz. Ya aynen öyle yani. Şimdi ya isim isim gidersen Beşiktaş'ın kötü kadrosu yok. Yani isim isim gidersek Beşiktaş'ın kötü kadrosu yok. Ama işte diyorum ya, bir bu Avrupa kupalarında moralsizlik, yani kötü bir sonuçlar aldılar. Peşine geldiler Konya'dan, beklemedik bir sonuçla ayrıldılar. İşte Antalya dedik, son dakika yediler. Yani bir şanssızlıklar da var ama ben yine diyorum yani, şu an şimdi kanatları önde falan iyi bir şey yaptılar da, göbekte Atiba'yla Sosa geldi şimdi. İkisi de iyi topçu. Atiba yaşlandı artık hani normalde Atiba demek lazım. Atiba abi sen yavaş yavaş emekli ol, ama şu an olmazsa herhalde orada çok sıkıntı yaşarlar. Dorukhan var, genç çocuk. Yani bireysel olarak iyi bir takımları var. Şimdi Joseph de Sosa bildiğimiz oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin hatırlaması iyi bir topçu. Futbolu bilen bir oyuncu. Her yönüyle. Evet. Yani normalde tek tek tutarsak iyi bir kadrolar var. Şimdi son günlerde 2-3 transfer de yaptılar. Kanatlar hep diyorduk, eksikler var orada. Evet. Orayı da hallettiler. Artık bu milli maç arasında sonra bakacağız performanslarına. Ama kendi sahasında Gençler Birliği'ne karşı Atiba, Joseph, Dorukhan üçlüsüyle çıkması doğru muydu? Ya şimdi doğruyu yanlışı tartışabiliriz şimdi. Yani sana göre o doğrudur. Bana göre şimdi hoca var orada başlarında. İdmanları o yapıyor. O rakibi izletiyor. Ona göre analiz ediyor. Ona göre bir takım sürüyoruz karşısına. Ama dediğim gibi yani şimdi Beşiktaş dışarıdan hep şey gözüküyordu. İşte maddi sıkıntılar var. İşte oyuncu alamıyor. İşte hoca oyuncu istiyor. İstediği oyuncuları alamıyor. Hep bir gel gitler vardı orada. Allah'a şükür diyelim. Transfer dönemi bitti. Bu nasıl onları da alacağını aldı. Bundan sonra hocanın da işte bir 10 gün kadar bir zamanı var şimdi. Bir daha bir yeniden toparlamak için. Ha, bu haftalardan sonra Beşiktaş'ı daha net değerlendiriyoruz. Çünkü Abubakar geldi, iyi bir santrofor. Evet. Kanatlara oyuncu alındı. Yani Sosa geldi daha ilk maçta. Şimdi bir 10 gün ara, o da takıma biraz daha uyum sağlayacak. Ama Beşiktaş'ın yani bana göre yani 1-1 aldığımı çok kötü takımı yok.
Ona da bakacağız yani şimdi ne olacak. Bir kaleci herhalde almalı kaldı. Evet. Ondan sonra yoksa her yerde iyi yani şeyler, konumlar. Peki hocam, Mert Nobre ile Gençler Birliği ilk golünü attı. Evet. Ama Mert Nobre'nin nasıl diyeyim, sistemini beğendim, şu şekilde beğendim. Hızlı paslarla öne gitti Gençler Birliği. Ya şimdi doğru. Gençler Birliği'nde herhalde şimdi ilk galibiyeti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam Derya Bey'in bu da ilk galibiyeti. Öyle şimdi şey yapmıyorum da. Ama yani bu küçük takım diyoruz yani. Küçük şu takımda. Hani büyük kulüpler dediğimiz onlardan hariç takımlar zaten ayrı bir motive oluyor. İkincisi şimdi sen bir Beşiktaş sahasında oynuyorsun. Normalde o taraftar olduğunu inletiyor. Evet. Seyirci de yok. Baskı da yok. Hani hakeme baskı yok. Kendi oyuncusunu bir daha motive edecek, bir daha bir gaza getirecek diyoruz ya hani şey anlamıyor. Gaza gelsin, bir durum yok. Antrenman maçı gibi. Beşiktaş'ta şu an zaten bir moral bozukluğu, bir motivasyon düşüklüğü var. Onlar da zaten daha motive gelmişler. Zaten mağlubiyetten kötüsü olacak diye bir şey bilmiyorlar. En kötü bir puan alırız. Ama 3 puanla döndüler. Ama Fenerbahçe için dedik ya taraftar olsaydı. Bu maçta da mesela taraftar olsa böyle... Evet. Gençler Birliği böyle rahat kazanacağını düşünmüyorum ben bu maçı. Yok ama yine de Gençler Birliği çok çabuk çıktı ve öyle. Çok çabuk çıkarak da iyi pozisyonlar. İyi oynadılar, hakkıyla kazandılar. Yani hakkını vermek lazım hani şimdi şey. Ama dediğim ya Anadolu takımları büyük kulüplere karşı daha iyi motive oluyor. Çünkü büyük takımlar kim ne derse büyük takım ama seyirciden yaşıyor. Şimdi sen bir giriyorsun 40 bin seyirci var. Ne kadar alıyor Beşiktaş stadı şimdi tam bilmiyorum. 42 bin falan. 42 bin alıyor. Full stat, full destek. Oyuncu daha bir şey. Kötü günde bile olsa o tarafta bir şeye daha geliyorsun, şu adımı da atayım diyorsun yani oraya. Şimdi o da yok. Kötü gidişat var. Transfer var mı yok mu o belli değil. İşte ondan sonra dışarıdan konuşan. Adam maça çıkmışsın, adamlar biraz da agresif başladı senin beklemeninden belki. Ondan sonra zaten Almanca'da bir laf var diyor. Elektrik şalterini bir düşürdün mü geri kaldıramıyorsun. O duruma düştüler yani harbiden. Aynen. Onun için zordu yani. Maçta beğendiğim oyuncu Berat Özdemir Gençler Birliği'nden. Genç bir oyuncu. 2 senedir de üstüne koyarak ilerliyor. Avrupa'dan da çok teklifler aldı bu sene. Ya seneye iyi bir fiyata gideceğini düşünüyorum. Ya inşallah. Biz hep istiyoruz. Gençler tabii ki oynatsınlar. Yani hep biz mesela ben geçen ya veya bu hafta mıydı? Hatay Spor'un kadrosunu gördüm. Hep yabancı oynuyor. Karagümrük de öyle. 11 yabancı. O da yabancı. Şimdi mesela biz şimdi bu takımları övüyoruz ama öbür tarafın madalyanın öbür tarafına bakarsan yani sen genç oynatmıyorsun, yerli oynatmıyorsun. Yani şimdi ligi 3. bitirsen bir ülkeye bir faydası var mı? Yok. Yani hem milli takım bazında hem şey, gençleri bir şey yapmamışsın yani. Onun için o konuda ben genç oyuncu, iyi oynuyor. İnşallah onların gibi daha çok çıkar piyasaya. Ama Gençler Birliği iyi bir kadrosu var. Kendine evet. Göre iyi bir kadro kurmuş. Ben, önde ben. Stankos'u falan her şey yani kalecileri. Kalecileri yanlış hatırlamıyorum. Avustralya galiba. Avusturya'dan aldılar galiba herhalde. Avusturya veyahut da İsveç. Öyle bir şey yani oradan. Ama dediğim gibi ne kadar böyle gençler oynarsa biz daha çok gurur duyar ve hoşumuza gider onları seyretmek yani. Berlin'den giden Sefa Yılmaz'ı da beğendim maçta. Sefa da orada. Sefa tabii çok oldu şimdi gideli. O artık bayağıdır orada. Çok kulüp değiştirdi. İkinci liglere gitti. Geri geldi. Ama toparlanmış. İyi de oynuyor. Güçlü bir topçu. Zaten buradayken de altyapısı burada Wolfsburg'da oynadı biliyorsun. Yani harbiden yetekli bir arkadaşımız. İyi de oynuyor son maçlar. Geçen hafta da ondan önceki hafta oyuna girdi. Ben de oyuna girdi. Bayağı etkiliydi. Dedim aferin ya bayağı toparlamış kendini. Yani bu hafta da iyi oynadı. Yani çok bir genç arkadaşımız değil. Yaşı olgun yani. Tam iyi futbol çağı yaşında. Eğer böyle devam ederse 2-3 sene daha seyrederiz Sefa yani liglerde. İnşallah ben de başarılı olmasını isterim. Aynen aynen doğru diyorsun. Çünkü milli takıma kadar yükselmişti. Aynen. Beşiktaş bu Trabzon derken Trabzon belki bir yanlış seçim oldu. Oradan sonra bir düşüşe ama geçti. Toparlamış. Beğendim. Daha da iyi olacak diye İnşallah, düşünüyorum. İnşallah. Yani doğrudur.